Selamünaleyküm. Okulumuzda düzenlediğimiz Vakti Kuşanmak projesi kapsamında her vakit yeni bir imkandır sözüyle işe başladık. Öğrenci arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize sorular yönelttik. Hepsine katıldığı için teker teker teşekkür ederiz. Seferi olmak için gereken mesafe nedir? İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre seferi olmak için günlük 30 kilometreden 3 günlük yol gerekiyor. 90 kilometrelik yol gerekiyor imiş. Teşekkür ederim. 5 vakit namaz yok benden. 5 vakit namaz ne zaman farz kılınır? Abdestin farzları nelerdir? Şimdi basitten bu. Evet. Burnu yıkamak. Ben bunu yılını mı söyledim? Ağzı yıkamak, bir de kolları yıkamak. Farz değil onlar. Katıldığınız için teşekkürler. Ay bir hocam. Hocam kek kazandım. Tesbih namazında söylenen söz nedir? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allah'a pekber ve la havle ve la kuvvet illa billahi leyyizim. Katıldığınız için teşekkürler. Diğer ne var sen? Bundan ay bundan al. Evet. Cenaze namazının hükmü nedir diyor. Cenaze namazı farz-ı kifaye bildiğim kadarıyla. Birisi hallederse siz yükten kurtuluyorsunuz. Teşekkürler. Evet. Çekeceğim. Ne çekeceğim? Kek alacağım. Ben de içine attım zannettim. Bana da sağ olun hocam katıldığınız için. Teşekkür ederim hocam. Hadi. Çocuk namazla ilgili yarışmamız var. Çek evet. Soru çekelim. Cevap. Hadi. Nesli oku. Namaz ibadeti Hazreti Muhammed'den önce farz kılınmış mıydı? Namaz ibadeti Hazreti Muhammed'den önce farz kılınmamıştı. Seferilik nedir? Seferilik durumunda namazlar kaç rekat kılınmıştır? 5. Bunu ben biliyorum bunca. Katıldığınız için teşekkür ederim. Adesten taharet nedir? Namazın dışında bir farzdır. Namaz esnası ve namazdan önce madde ve manevi olarak temiz olur. Katıldığınız için teşekkür ederim. Sehiv secdesi neden yapılır? Bir namazda hata yaptığınız zaman tekrar secdeye gidip düzeltme yapıyorsun. Evet. Şimdi düzeltmemesi evet. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ya almayayım ben ya. Alın hocam. Namazı bozan davranışlardan örnek veriniz. Yemek. Sağına soluna bakmak. Dikkat çekici davranışlar yapmak. Üzerinde uygun olmayan kıyafetler olmak. Namazı şartlarını yerine getirmemek. Böyle. Katıldığınız için teşekkürler. Namazda yapılan mekruh davranışlara iki örnek veriniz. Mekruh davranışlar. O soru geldi ya. Mekruh. Ne olabilir ya? Hiçbir fikrim yok. Teşekkür ederiz. Namaz evliyetinizde katılmak ister misiniz? Tabii. Abdestin farzları nelerdir? Yüzü yıkamak birincisi. İkincisi başın dörtte birini mesletmek. Üçüncüsü kolu dirseklere kadar yıkamak. Dördüncüsü de ayakları ayak bileğine kadar yıkamak. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Namaz değil mi? Nafile namazlara 3 örnek veriniz. Sabah namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti, ikindi namazının ilk sünneti. Teşekkür ederim. Şey namazla ilgili bir etkinlik düzenliyoruz. Katılmak ister misiniz? Evet isterim. Sadece Ramazan'da kılınan namaz nedir?
Helal olsun. Evet, doğru. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için teşekkürler. Teşekkürler. Namazın sünnetlerinden iki tanesini söyleyiniz. Semallahu limen hamid ederken Rabbena lekel hamd demek, Subhane Rabbiyel azimi 3 defa söylemek. Katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sadece Ramazan'da kılınan namaz nedir? Teravih. Onu diğer bir namaz. Teşekkürler. Hocam, okulumuzun namazla ilgili bir etkinlik yapıp soru soruyoruz. Sizin de size de yapmak istiyoruz. Tabii. Nafile namazlara 3 örnek veriniz. Nafile namazları. İstihare namazı, bir gece namazı. Mescide girdiğimizde kıldığımız 2 rekat mescit namazı. Bir de kuşluk vaktinde kıldığımız kuşluk namazı. Katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şey, video çekelim. Video mu çekeceksin? Çekin. Ben tamam, de. Tamam, çektim o zaman. Öğle namazı kaç rekattı? 10. Katıldığınız için teşekkürler. Tesbih namazı ne zamanlarda kılınır? Kadir gecesi. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Rica ederim. Hemen alayım hocam. Seferilik nedir? Seferilik durumunda namazlar kaç rekat kılınır? Seferilik bulunduğumuz evimizin olduğu konumdan 90 km uzaklıkta bir yere seyahat ediyorsak bu seyahat sonrası durduğumuz 15 günlük süre var. Bu 15 günlük sürenin içinde ise konaklayacağımız yer o yerde farz namazları 2 rekat kılarız. 4 rekatlıksa 2 rekat kılarız. Ama sabah ve akşam namazlarında tam kılarız. Bu şekilde. Katıldığınız için teşekkür ederim. Namazı bozan davranışlardan örnek veriyoruz. Başka birini duyunca şiddetle gülmek. Başka. Neydi? Yüreğimizin kanaması hocam abdestin bozulması. Hocam namazın şartlarından, yani içindeki şartlardan birinin bulunmaması hocam. Ne gibi diyebilirim? Mesela istikbal kıblenin doğru olmaması. Setir arası tam olmaması. Tamam. Namazda yapılan mekruh davranışı 2 örnek veriniz. Ağzımızı çok fazla açarak esnemek ve böyle bir yerlere bakmak yani. Göz gezdirmek gibi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Namazı bozan davranışlardan örnek veriniz. Farklı yöne bakmak. Ayaklarımız, iki ayağımız da yerden kesilir. Kadar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ne alayım? Dur bir kek. Toprakla alınan abdest nedir? Bak dur. Su yoksa. Su yok. Temmim, temmim abdesti. Salli barik duaları hangi vaktin sünnetinin ilk oturuşunda okunmaz? Hocam salli barik duaları hangi vaktin sünnetinin ilk oturuşunda okunmaz? Hocam her vakitlerin hocam ilk oturuşunda. Hocam yan farzlarda okunmuyor ilk okunuşta. Yani 4 rekat mı? Evet hocam. 4 rekatın hocam ilk oturuşunda okunmuyor. Farzlarını. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Namazla ilgili bir hadis örneği veriniz. Hocam ayet olur mu? Olur. Hafidu ala salatu ve salatu vusta. Bütün namazları muhafaza edin, orta namazı da muhafaza edin. Namaz dini? Namaz dinin direği de bilin. Teşekkür ederim. Teşekkürler.
her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Namazın dışındaki farzlar nelerdir? Bir, hadesten taharet, yani abdest almak. İki, necasetten taharet, görünür pisliklerden temizlenmek, kirlilikten. Hadesten taharet, necasetten taharet, setrul avret, örtülecek yerlerin örtülmesi, kız ve erkek. Vakit, namazın vaktinde kılınması, idare edilmesi, niyet. Hangi namaza niyet ettiysek o namazı kılmak. Yani niyet etmek namazı. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Süper.